Yaparız. Emir 3 günlük bebekken sarılık geçirdi. Sarılığı %42 yükselince kan sayımı değişmek zorundaydı. Aldığı kandan sonra bize bir engelin olacağını söyledi ve vücudunun birçok yerinde engeli oldu. Küvezdeyken nefessiz kaldığı için o bazı damarları tıkıyor, nefes alamadığı için beyin felcine yol açıyor. Ondan dolayı durumumuz bu şekilde. Fizik tedavi falan alıyoruz, gerekli kontrollerini yapıyoruz. Bu şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Hani bayağı yol kat ettik. Normalde sadece gözleri bile oynamıyordu. Fizik tedavilerle hareketleri oldu, gözleri oynamaya başladı. Algısı çok fazla. Hepimizin ne konuştuğunu, ne dediğini, ne yapmak istediğini bize anlatabiliyor, algılayabiliyor. Kök hücre tedavisiyle yürüme, konuşma şansı var. Kullandığı ilaçlar çok ağır. Bir ilaç kalbine zarar veriyor, bir ilacı ciğerlerine zarar veriyor. Mevla yüksek olduğu için biz bu tedaviyi yaptıramıyoruz. Benim oğlum gibi olup iyileşen birçok çocuk var. Önümüzde örneklerimiz de var. Normalde Hindistan'da yapılan bir tedavi. Şu anda Türkiye'de sadece Kayseri'de özel İbn Sina Hastanesi'nde yapılıyor. Seans başı 25 bin TL isteniyor. İlaçları falan mineral küsürü buluyor. Çünkü tedaviden sonra ilaçları kullanması gerekiyor. Yoksa tedavinin hiçbir anlamı yok. 6 günlük içerisinde bir gün ozon tedavisi, bir gün kök hücre tedavisi yapılıyor. 6 gün sonra taburcu oluyoruz. O 3 ay sonra kontrol, her 3 ayda bir kontrolleri olur. O kontrollere gidene kadar sürekli hocaya videolar atılacak. Çocuğun gelişimini takip edecek. Tedavinin onun için iyi olup olmadığını gözlemleyecek. Eğer ileriye giderse ikinci ve üçüncü seans gerekiyor. Normalde benim oğlum gibi çocuklarda 4-5 seans gerekiyormuş. Bu şekilde bayağı bir yürüyen, konuşan, daha fazla rahat rahat yemek yiyen çocuklar bile var bu tedaviyle. Anladım. Tedaviye yanıt verirse 4-5 seans. Ama 4-5 tedaviye saat. yanıt vermezse 1 ya da 2 seans oluyor.